Gelecek Bilimli'ye hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Yanımda One and Only Levent Pekcan var. Hoş geldin Levent abi. abi. Nasılsın? Hoş bulduk. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Biraz tekrar ediyor gibi olduk ama kulisi görmeyecek şimdi bu kısmı görenler evet. YouTube'dan <laughs> e, dinleyenler, izleyenler tekrar gibi oluyor ama e, seslerimiz, görüntülerimiz iyi. Hemen ben bir duyurularımızı yapayım yayınla ilgili. Sonra sohbetimize başlayalım. Tabii gelecek ki. bilimde izliyorsunuz arkadaşlar. Gelecek bilimde bir bilim iletişimi platformu. Popüler bilimden bir tık farklı. Farklarından bir tanesi de bilim insanlarının ya da işin uzmanlarının arada bir gazeteci olmadan, arada başka bir katman olmadan direkt kendi işlerini, kendi sunumlarıyla anlatabilmeleri ve bunu anlatırken de ciddi anlamda sorgulanmaları, kritik edilmeleri, yani kanıtlarla gelmeleri. Bilim iletişiminde böyle bir fark var. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Twitch'ten, YouTube'dan bütün podcast platformlarından, Discord kanalımızdan, diğer bütün sosyal mecralardan Twitter'dan, Instagram'dan bizi bulabilirsiniz Gelecek Bilimde adıyla. çok yönlü bir durumumuz var. Yayınlarda kullandığımız kelimeleri ünlem kelime yazarak kelime bulutumuz var Quizlet'ten çalışabilirsiniz İngilizce kelimeleri. Verilen kaynaklara bakmak istiyorum diyorsanız ünlem kaynak yazıp yine çete kaynak bulutumuza gidebilirsiniz hocaların verdiği makaleleri görebilirsiniz tavsiye ettiğimiz kitaplara da yine Goodreads hesabımızdan ünlem kitap yazarak ulaşabilirsiniz bize destek olmak için de gelecekbilimde.net bölü destek adresine gidebilirsiniz yine ünlem destek bize aktif olarak katılarak gönüllü olarak maddi veya manevi şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar hepsi verdiğimiz adreslerde var benim duyurlarım şimdi böyle Bugünün konusu teknoloji sohbeti. Genel karışık bir sohbet yapacağız. Herhangi net bir evet. konumuz yok. Sizden de soru almaya çalışacağız. Ee, Levent abi hoş geldin geldim. Bir yıldır uğraşıyoruz demiştin. Kuliste. Evet. Bir türlü denk gelmedi ee, bizim planımız <laughs> çok daha önceydi. İşte karantinaya de geldi kısmet öyleymiş. Hani bu karantinanın bir hayırlı bir açılımı oldu. Evet. evet. Ee, bir araya gelebildik. Umarım acısını çıkarırız beklediğimiz sürenin. Vallahi inşallah güzel olur. Karantinada devam ettiği sürece yetişmezse sohbetimiz belki yine yaparız kısmet belli olmaz. Öyle öyle gözüküyor öyle gözüküyor çünkü pek hani bitiş ufukta öyle bir tarih yok. Evet. Hani gönüllerden her şey herkes şeyi kabullendi. Nisan ayı evde geçecek. bunu kabullendi herkes artık. Ama hani şimdi Mayıs, 1 Mayıs'a büyük umutlar yüklendi ama hani biliyorsun bir, öyle bir elle tutulur bir şey yok hani 1 Mayıs'ta çıkabilirsiniz diye bir şey yok. Bakalım, bakalım. bir şeyi yaşadığımız için şu anda hani içinde yaşıyoruz, o olayların gelişmesine şahit olduğumuz için şey yapamıyorsun. Hani çıkarımlar yapamıyorsun, geçmişteki verilerden yola çıkıp bir şey söyleyemiyorsun beraber göreceğiz. Benim hani ya bakalım göreceğiz falan gibi laflarım çoktur kendi yayınlarımda. Tam şu anda ama hani evet göreceğiz. <laughs> tam olarak bunu yaşıyoruz. Vallahi çok doğru söylüyorsun. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bizi şu an izleyenden çoğu çok büyük bir kısmı seni tanıyor ama ben aslında kendi merak ettiğim soruları hep yazıyorum yayıncılarla. Bu Tabii da onlardan ki. biri. Ee, Tabii ki. yani şunu merak ediyorum. Levent Pekcan bugün işte Teknoloji Camiası'nda bilinir bir yerde, muhteber bir yerde, okey. Şimdi buraya nasıl geldi? Yani nasıl başladı bu hikaye? Biz bunun parça hani şey gibi e, pre-cool'u var, se var dizinin <laughs> ama orijinal dizinin <laughs> doğru, bir bilmiyoruz. Doğru. Bunu bize bir anlatabilir doğru. misin acaba? Doğru. <laughs> Valla çok da hani e, insanları bayıltmadan şöyle e, önemli adımları <laughs> nitelersek... Ya benim e, kuşağımın aslında hikayesi Cevdet, hep aşağı yukarı aynı hikaye. Bir işte e, çocuk yaşta Commodore 64 falan 8 bit bilgisayarlarla tanışma. Bir şekilde bir aşık olma. Hani e, benim çok anlattığım bir hikayem vardır. Ben ilk hayatta e, Atari 2600'ü gördüm. Hani bilgisayar an diyelim. E, interaktif grafik. Televizyonda interaktif bir şeyler diyelim. Atari 2600'ü gördüm. Daha ilkokula gitmiyordum ve devrelerim yandı. O benim hayatımda <laughs> bir şeydir, bir, bir, bir mihenk taşıdır. Çünkü ilk kez televizyon, yani o zamana kadar televizyon seyrediyoruz. Televizyon pasif bir şey, yayınlanıyor, seyrediyorsun. İlk kez bir şey de yok, hani o zaman da kanal falan da yok. Çok basit bir şey, televizyonu açıyorsun, seyrediyorsun, kapatıyorsun, hiç düşünmüyorsun. <laughs> ee, Atari 2600'ü gördüğümde ya ekrandaki grafikleri sen kontrol ediyorsun. Ya, Akıl alır, alır bir şey değil. Ben gerçekten hani çok çok şaşırmıştım. Orada bende bazı bir şeyler kırıldı, <laughs> koptu ya da oluştu bilmiyorum. Ama bir merak herhalde oluştu. Tabii işte ileride ileride Commodore 64 ile yolumuz kesişti. Bayağı bir benim frekansım tuttu <laughs> bu bilgisayar işiyle. Tabii daha çok oyunlar, işte basit BASIC programları falan filan. Fakat zamanla şey haline geldi. Hem tabii Commodore 64 PC'ye dönüştü 90'lı yıllarda falan. Ama bir yerden sonra baktım, şeye başladım. Üniversiteyi çok uzattım. Hatta işte bir üniversiteyi bıraktım, başka birine geçtim falan. Arada dolayısıyla geçimi sağlamak durumu ortaya çıktı. Bilgisayardan geçimimi de sağlamaya başladım, çalışmaya başladım. Ya senin Bakırköy'de bir videon bir... var bir dolaşıyor bir yerlerde çok gençlik zamanın bir bilgisayarcı mı o neresi orası? Vallahi ben görmedim <laughs> ben görmedim. <laughs> ya onu bir şimdi chatimizde de link aktif şey, değil de nereden çalıştım. bulurum onu acaba? 1996-99 arasında normal hani bilgisayarcı denecek şimdi şey demeyeyim mağaza zincir mağaza falan değil böyle hani bilgisayarcı olarak tanım O zamanlar tanım çok vardı ya, benim çocukluğumda Bakırköy'de bile yani. De... Tabi bilgisayar öyle bir yerden alınıyor. Format alındırdı. atılır işte kopya tabii, oyun tabii. falan. Tabi disket çekiliyor falan. Ata kompütür diye Bakırköy'de bir yerde çalıştım 3 sene 4 sene. Hı hı. Ee, tam anlamıyla bilgisayarcı dediğimiz yerlerdendi. Bilgisayar topluyordum. Tabi orada çok öğrendim. Çünkü bilgisayar tamir ediyordum. Hı, hı. yeni bilgisayar yapıyordum. Ee, Arada ama hani benim eskiden beri de dil, her ne kadar böyle teknolojiyle, bilgisayarla falan uğraşsam da dille aslında benim olayım dildi. Evet. Dille, kelimelerle aram iyiydi. Sayılarla aram o kadar iyi değildi. Ee, şeyi anlatıyordum ben. Ee, insanlara hani yeni teknolojiler falan orada o küçük bilgisayarcıda, müşterilere, arkadaşlara yeni teknolojilerden özellikle görüntü teknolojilerinden falan çok anlatıyordum. Hep tabii de yeni şeyler şimdi çıktığı yok, için. değil mi artık? Kapanmış. Yok yok. Tamam. Tabi tabi. Bana çok soru geliyor geliyordu. Şey yaptım bir noktada. Ha arada 1996 yılında PC Magazine dergisine falan bir yazılar hazırladım bir arkadaşımla birlikte yine grafikler üzerine. Onlar Türkiye, Türkiye'de ya ilk... var mıydı PC Magazine Türkiye tabii, miydi? Tabii tabii. Ha. PC Magazine'de 96 yılında çıktı benim ilk yazım keşke getirseydim duruyor aslında içeride. Yani 96 i̇şte, yani hani çok e, şey o dergiye yazdığım şeyleri de sürekli dükkanda da anlatıyorum insanlara. Hatta arada şey başladı böyle firmalar falan da arıyor. Bizim üründe şu özellik var mı diye falan. Çünkü yeni şeyler <laughs> hani 3D grafikler falan kimse bilmiyor gerçekten. Ben çok meraklı olduğumdan, takip ettiğimden biliyorum. İnternet de yok. Hani çok ilkel bir internet söz konusu. Sene 96-97. Ekrana bir şey veriyorum şimdi. Sen göremiyorsun. PC Magazine Türkiye tamam. 99. Haziran 99. Yani. Orada artık şeydim. Orada artık kadrolu yazıyordum. Oo. Hani 96 yılında dışarıdan ben yazı hazırlayıp derdim falan. Ama 99'da artık kadrodaydım. Ee, Cevdet orada aslında benim hani bugün şimdi şurada konuşuyor olmamı sağlayan şey oldu. 3D grafikler sürekli konuşuluyor. Yeni çıkmış 3DFX grafik hızlandırıcı çıkmış. Sürekli insanlar bunu merak ediyor, soruyor. İnternet yeterli değil. Dergiler tam tatmin etmiyor. Bana geliyorlar, soruyorlar falan. Ben bir gün şey yaptım. Her gün insanlara anlattığım bu 3D ekran kartları hakkındaki bilgileri yazdım. Bir sayfaya, iki sayfaya yazdım. Çalıştığım firmanın sitesinin altına bir director folder açıp oraya koydum. Ve sürekli bana gelip de sormaya başlayanlara artık çünkü şey de oluyor bir yandan. Ya firmada çalışıyorsun hani insanlara sürekli anlatıyorsun falan ama tabi e, tabii iş aksıyor. Hani hı hı. sana da insanlara e, bilgiçe dağıtman için maaş ödenmiyor. Ya, yerleştirdim onları. Darkın, Darkın Hardware sayfaları yazdım üzerinde de. Çünkü ben o zamanlar BBS'lerde yazışıyoruz. BBS'de de Dark Paladin'di benim şeyim. FRP oyunundan ötürü. <gülüyor> Nikim <gülüyor> Dark diyorlardı bana. Dark Hardware nereden yani, geliyor diyorlar. Oradan geliyor evet. Dark'ın Hardware sayfaları yazdım üzerine. Koydum o 3D grafiklerle ilgili falan yazılarımı. İnsanlara da yani uzun uzun dükkanda yarım saat anlatmaktansa ya internete giriyorsan git şuradan bak demeye başladım. Sonra şey başladı ya ben günde iki kişiye git oradan bak diyorum. Üç kişiye git oradan bak diyorum. Ya bakıyorum 20 kişi bakmış. Ya 30 kişi bakmış. Ha bu şey e, bir ilgi var hani insanlar çünkü Türkçe içerik çok az o zamanlar çünkü şimdi sene 97 dediğimizde bu işin hani üstadı Piri dediğimiz e, mesela Anantek, Tek Anam Tek'in açı, şeyi açılması 1996 ya da 97 e, sene 97'de daha şey e, Yine bu işin piri, üstadı Tom Sardver. Daha o zamanlar Tom Sardver adıyla bile yayın yapmıyor. sysdoc.peer.com diye bir adresten yayın yapıyor. Vay be. Bu kadar yani kaynak yok. Bütün dünyada yok. Türkiye'de hiç yok. Şey, ee, şey e, Hamdi abi de sanki Tom Sardver'le bir ala şeyi vardı. O lisansını alıp Türkiye'ye şey yaptılar, ha, getirdiler ondan. O daha 99 2000 <laughs> falandır tahmin ediyorum. İşte şey ben sonra baktım ilgi görüyor. Hani bir yazı daha koydum, bir yazı daha koydum. Bir indeks yaptım o koyduğum yazıların bir indeksini yaptım falan filan. E şey oldu. Bayağı bir yürümeye başladı iş. Bayağı bir. Bir de dükkanda çalıştığım için hani elimde her türlü anakart, ekran kartı, yeni ürünler elimden geçiyor. Onlar hakkında yorumlarımı yazabiliyorum falan filan. Bir Baya baya bir yayın haline geldi. Bak sözünü unutma. E, tabii ki. Bu, bu kalıbı da senden öğrendim. <laughs> yani, hmm. Çok güzel bir laf kesme şeyi bu aslında. E, bak ekranı şu anda Wayback Machine'den e, bulduğum. dart carver. Tamam. Kaç... Ama utanırım valla. Onlar çok tabii 2010, e, amatörce şeyler. Yok e, yok yo, bu artık oturmuş yani. 2010-15'e. O şey evi... artık. O tabii şey hali. O artık. Zaten final hali o yani. Ha. Teması falan da değişik. Tabii tabii artık database'li hali. Aslında hani o ilk hali 97 yılında ilk yüklediğim internete hali yok bende de. Ben yaptığım her şeyi saklarım. Yazdığım, ürettiğim her şeyi saklarım. Onu hiç demek ki hani bugünlere gelinceğini düşünmemişim tabii ki. Düşünmüyordum. O ilk halini şey yaptım. Hani kaybettim. Sonra o 0.1 değil de 0.2'si falan var hard diskimde. Tabii onlar statik html dosyalarıyla yapılmış. 2000'e ve... geldim şimdi. 2000'e bir capture almış wayback. Darken'in html bir... sayfalar Hakikaten. Evet. Verdiğin i̇şte reklam o... bile duruyor. <laughs> mavi şeyle, mavi evet. göz yakan renkleriyle falan şeydir hani o kadar elimden geliyordu. Gayet amatörce. O standard database'li falan değildir. Telli statik oğlu mainboard reklam vermiş. O hala duruyor. Ben Tabii. hala. İşte bu. <laughs> Şeye başladı zaten işte e, 97'de başladık 98 99 99 yılında şey yaptım domain hı. aldım hı. hani artık şey çünkü iş büyümüştü ne ne na, na olsun nasıl giriyorlardı domain olmadan yani de o ata sitesinden ata şirketin Komputer'de. oradan bir şey içinde slash dark hı hı. sonra tabii işte artık hadi bir domain alalım ne alalım Tabii Dark Hardware olsun Dark'tan hani Dark'ın Hardware sayfaları diye geçiyor. Dark Hardware olsun üstüme o yapıştı. Hı hı. Tamam işte bir artık yayın bağımsız böyle hosting alındı falan. Bir kendi başına durur hale geldi. 2000 gibi işte gördüğün gibi ilk böyle ilkel reklamlar banner reklamlar herhalde Türkiye'de Google hani... falan yok yani sen alıp koyuyorsun değil mi tabii, oraya? Tabii hı. tabii o reklamlar şeyle HTML'in içine direkt konuyor. Hani böyle bir reklam dönüşüm sistemi falan yok, duymamışız, bilmiyoruz. Dünyada yok belki de bazı şeyler. Ama ilk hani 99 gibi 2000 gibi harçlık düzeyinde de olsa cebime bir şeyler girmeye başladı. Bu sırada işte ben ikinci üniversiteyi okuyorum falan filan şey Üniversiteler söylemiştin nerelerdi bir daha? Ben e, İTÜ'de elektrik mühendisliği ile başladım Hı. üniversite maceramı e, ama e, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz dili edebiyatıyla bitirdim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Birini bırakıp, bırakıp e, öbürünü de bitirdim. işte İşte arada ikinci üniversiteyle falan eş zamanlı benim Dark aslında başlaması. E, ya bugünlere geldik. Bir yerden sonra şey ortaya çıktı. Bunun benim Geleceğim oldu, evet. hayatımı buradan kazanacağım belli oldu, bilgisayardan kazanacağım belli oldu. Ee, şey yaptım. Bir süre sonra zaten bu Dark Adver yayın işi falan o kadar e, öne çıktı ki, hani bir yandan PC Magazine'ye de yazmaya başlamışım. şeyi bıraktım. İşte Ata Komutürle e, devam etmedim, sadece basın işine bütün zamanımı ayırmaya başladım. Yani dergiler ya, ve sitene tabii, ayırmaya tabii, başladım. Tabii dergiler ve site. Dergiler açıkçası hani şimdi tam artık e, hafıza şey yapmaya başladı ama galiba hani 2013'e, 2016'ya kadar dergi hep oldu benim hayatımda. Hmm. PC World, PC Magazine, PC Extra. Ama bunların Barbie, böyle kadrosunda hani hep o adamlarla, hep benzer insanlarla olayım gibi bir şeyin yoktu Anadolu. Çünkü farklı dergiler olduğuna göre e, tabii, tabii. de Ya Şöyle e, dergi tabi bilişim dergileri düzensiz. Hani hmm. PC Magazine'le düzenli yazmaya başladım. Kapandı, durup dururken hani e, sabah grubundaydı o zamanlar. Hı hı. Bir gün kapamaya karar verdiler, hepimiz kapının önünde bulduk kendimizi. O. Ben zaten hani şeydim, hani işe gitmiyordum sonuçta. Ben dışarıdan yazı veriyordum ama hepimiz dışarıda bulduk. Oradan PC World'e geçildi. Hı hı. Ee, PC World gitti bir süre gitti, o da bir şeyler oldu falan filan. PC Extra'yı kurduk. Hani biz e, kuruluşunda yer aldım ben de. Oradan Hardware PC Extra devam ederken Hardware Plus'ı kurduk. Şimdiki Hardware Plus'ın ilk Ha o şu an kanal olan Hardware Plus falan. Tabii dergisi yapıyor mu bilmiyorum. Kanalı var şey var. E, i̇şte ilk kuran ekipte ben de vardım. Hı. E, o arada bir Hürriyet Gazetesi'ne bir süre yazı verdim. Hani kadroda olmasam da işte e-yaşam ekine uzun bir süre yazı verdim. Başka gazeteler, dergiler falan hani arada böyle maceralar oldu bağımsız tek parçaya da işte proje bazında yazı verdiğim CD-ROM data falan gibi yayınlara. Ama Geçen işte tabii galiba ki Galiba bir işe de yazı yazdınız Murat abiyle. Level miydi bir dergiyeden bugün de hani böyle bir konuk olup yok şeye e, Popular Science'a galiba yazmış. Murat yazdı. Murat yani, yazdı. Ben ben bir sayı, Murat benim 10 katım yazdı. Ben hani bir bir sayı falan şey yaptım. Çok o zaman ayıramadım. Murat orada götürdü o işi. ama bugün de hani bugün burada konuşmamın nedeni Dark Hardware Ver web sitesi 97 yılında başlayan 2015 yılına kadar Dark Hardware sürdü. 2000 şeyde 2011'de zaten hani 2010'lu yıllarla birlikte Dark Hardware'in modeli sitelerin nesil tükenme süreci başlamıştı. Evet. Ee, video içermeyen böyle tek adamın falan yönettiği yazı bazlı, aşırı miktarda yazı bazlı, detay bazlı sitelerin evet. nesil tükenme süreci başlamıştı. Biz 2011'de bizim gibi Dark Hardware gibi birkaç site bir araya gelip teknoseyri kurduk. Ee, işte 2015'te Dark Adversar sahneden çekildi, biraz ani bir şekilde çekildi ama hmm. gerekiyordu, gerekiyordu. 2011'den beri de techno Seyir var. Beni izleyenlerin işte bir kısmı da oradan tanıyor. Ee, Orada tabii girdik. onun hikayesini zaten bilenler biliyordur ama şey evet. üç kişi bir evet. araya gelip video aslında tabii. şeyini başlatmak tabii. gibi bir şey video. Öyle. Artık şeyi gördük. Yazı bazlı, çok uzun, çok detaylı incelemeleri olan sitelerin pek hmm. gideceği bir yer kalmamıştı. Bunu hepimiz anlamıştık. Bir araya gelip video bazlı yeni bir şey denedik. Hmm. Oldu. Görünüşe göre oldu. 10 yıl diyelim. Hani yuvarlak Tuttu hesap. Ya. <laughs> eh, bence oldu. Evet. Bugün o sayede birlikteyiz. Ben de şeyi arıyorum şimdi. Bir fotoğrafımız var onu göstermek istiyorum da galiba bulamayacağım şimdi zamanında. Ben 2015'te <laughs> ilk teknoseyre gelmişim. Özkan tamam. abi var, Mono var, e, şey. O. Oh. Ee, e, Suha diye ofis Evet 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 evet. <laughs> çok ilginç yani e, garip bir zaman, e, eski bir zaman oraya gelmişim. E, şey var, e, e, Macit abi var, şimdi pilot oldu Macit abi. Evet. Çok ilginç evet. bir zaman, e, kitapla ilgili ilk konuştuğumuz e, zaman, hani videosu hala Değil var mi? zaten. Tabi tabi tabi. Ee, şey... Ya işte teknoloji de kendi içinde bir iki versiyon yaşadı. Ee, bir iki kez taşındı. Hı. Kadrosunda işte gelen oldu, giden oldu. Bugüne ulaştı. Evet. Ee, artık işte e, birlikteyiz. Bu arada onu da demişken hemen bir 20 dakika falan oldu. Ee, kısası, <laughs> kısası, kısası böyle oluyor. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi 20 dakika oldu. Periskop'tan ve Facebook'tan izleyen izleyicilerimiz lütfen twitch.tv Bilim'de adresine gelirseniz oradan devam edeceğiz. Oraları kapatıyorum. Twitch'te görüşmek üzere. Tamam, onlar gitti. Şimdi ee, hı, tamam PC ekstra ekrana vermiştik. Bu güzel ya. Hani bu hikayeyi ben böyle bir baştan duymamıştım. E, Levent abi iyi oldu aslında benim için. Ya değil. aslında Cevdet başka bir gün şeyi konuşuruz. Şimdi bu hikayenin hı. içinde Anlaşılmayan başka şeyler var. Mesela hmm. e, benim Commodore 64 e, maceram var. Ben orada sadece hani oyun alıp oynamıyordum. Ben bir süre sonra orada bir e, Türkiye'ye oyunları dünyadan getirme ya da hmm. de, de, demo camiasına girip orada bir şeyler yapma falan. Hani ben sadece Commodore'la oyun oynamadım. Bir o işin de derinlerine girdim. O ayrı bir sohbet konusu. Evet. Onun bir alt kültürü var tabii işte biliyorsun bilgisayar demoları, crack grupları, demo grupları falan filan. Ben ona bulaştım tabii ki dibine kadar. Hı hı. O ayrıca şey yapıyor. O çünkü bir 220 dakika sürede da o ayrı bir, <laughs> tam başka bir şey. Onu evet tam ben başka de başka dünya. merak ediyorum. O 3 serilik bir bölümünüz vardı mesela. Ben hiç bilmiyorum. Hiç Yaşım yetmediği için ama Commodore'u oradan öğrenmiştim. Yani en azından konuşulduğu zaman nasıl bir şey, nelerle çalışıyor vesaire onu anlamak Evet, evet. E, iyi bir şey. Şimdi ee, aslında şey de bu hikayede benim ilgimi çeken ee, yani illa aslında bu işi mesela senin bazı gündemlerde böyle bir şeyler söylüyorsun o şeyi belli ediyor bu aslında hani <laughs> tip of the iceberg yani bu üzerini gösteriyorum ama derin bir bilgi olduğunu belli ediyor o aslında evet. mesela işlemcilerle ilgili anakartlarla ilgili bazı konular her konu değil buralarda şeyi fark ediyorum yani hani sonuçta baktığımız zaman sen alaylı gelen bir insansın yani bunun hani Tabii. tamam e, mühendislik e, şeyin başlamış elektronik mühendisi okumuşsun öğrenmişsin ama hani böyle bilgisayar <laughs> anlamında böyle müthiş bir şey yok hani tamamen tabii ki, tabii eğitimli ki. değil buna rağmen Dark <laughs> Hardware ve dediğin diye beni ben hani şu ana getiren Aslında burada izleyen arkadaşlar da şey çıkıyor yani hani e, ayıp kazanamadım ay okuyamadımla alakası yok aslında hani kendiniz tabii bir ki. şeyleri keşfedebilirsiniz getirebilirsiniz tabii bir yerlere ki. Tabii ki yani şimdi akademik eğitimin e, değeri yatsınılacak bir şey değil. Ama tabii ki hani bazı konularda şey var. Ya yani şimdi şöyle. Kendi kendine öğrenerek beyin ameliyatı yapamazsın. Evet. <laughs> Ama bazı konularda hani şey var. Tabii ki kendini geliştirebiliyorsun. Hı hı. Teknik konularda daha çok kendini geliştirebiliyorsun. Ben eee Geçmişteki teknosiyerin o senin de bahsettiğin bölümlerinde de anlatmıştım. Şimdi günümüzde yine bu aralar bu Commodore firmasının hikayesiyle ilgili bir kitap okuyorum. Mühendislerin çoğu şey üniversite yüzü görmemiş insanlar. Yani e, Commodore 64 falan gibi daha basit bilgisayarları iyi inceleyip öğrenince daha yüksek güncel teknolojileri de anlamak e, kolay oldu ya da bir zemin oluşturdu. Hani Einstein şey diyor ya anladığın şeyi anlatabilirsin. Evet çok doğru. İyi, i̇yi anladığın şeyi, iyi öğrendiğin şeyi anlatabilirsin diyordu. Ben de hani o basit bilgisayarların o kıçı kırık işlemcisinin ramını iyi öğrenmiştim. Hı hı. Ee, o da bana bir sonra güncel bilgisayarları anlamakta yardımcı oldu. Ee, bugünlere geldik. <laughs> Valla Levent abi ben e, şimdi son e, birkaç yayındır. Şimdi nereden bağlayacağım? Birkaç e, aydır, belki geçen seneden beri bir e, Crash Course diye bir kanal var. PBS stüdyosunun da desteklediği yabancı tamam. bir kanal. Duymuş muydu? Belki tavsiye ettiğin kanallar içinde bile olabilir. E, tamam. Şeyi yapan ekip, science show falan yapan ekip bunlar. E, bunların çok güzel böyle 10'er dakikalık farklı konularda şeyi var. E, serileri var. İşte fizik var, tamam. biyoloji var vesaire. Biz bunlardan fizik serisine başladık. Onlarla izin alarak özellikle iletişim kurduk. Hani biz bu YouTube videolarınızı Twitch'te göstereceğiz, üzerine çevireceğiz, anlatacağız. Tabii ki dediler hiç e, sorun çıkarmadılar. E, çeviriyoruz. Oradaki şeyleri anlamaya çalışıyoruz ve bazen videolarda yanlış buluyoruz bu arada. Hatalı şeyler de bulabiliyoruz. <laughs> Kelimeleri de quizletimize yazıyoruz. Böyle bir şey vardı. Şimdi burada biz e, fizik yapıyoruz. Devam ediyor hala bir 6. bölümde tamam. falan. Eee bilgi şey eee Bilim tarihi yapıyoruz. Onu da yeni başladık. Tamam. Bir de bilgisayar bilimi yapıyorduk. Orada bir bilgisayar e, mühendisliğinde doktorası olan bir kadın çok güzel bir şey yapmışlar. Sıfırdan yani bitlerden işte iki tabanlı sistemden o şey e, ne onun adı? Binary. Yani binary sistemden evet. aynen. Hepsini anlatıyor ve şey mesela en son bölümde kendi e, ALU'muzu aritmatik e, şey unit e, kurduk falan böyle. Logik Yüleğini tamam. falan kurdurdu, çok güzel bir seri. Ee, mesela böyle bir şeyler, yani bunun Türkçe'si olabilir. Bu yayınları belki yapmak isteyebilirsin, hani e, şey olarak. Böyle bir şeyler düşünür müsün bu konuyu anlatacak? Çünkü iyi anlatabildiğini düşünüyorum, basitleştirip anlatabildiğini düşünüyorum. Ee, şöyle olabilir. Evet, ben hani e, ben de bildiğim şeyleri basit şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama hani şöyle bir kötü huyum var, birazcık işte detaycılık huyum var. Şimdi böyle bir şeyi yap dersen bana hı. eksiksiz olsun diye <laughs> kafayı takıp 3 yıl dersini hazırlamam, çalışmam gerekir. Kendimi çünkü hani ben bir şeyi atlamayayım falan diye. Hı hı. Ha ne olabilir hı. orada bir şey de hani başka birisi bir akademik geçmişi olan birisi hazırlasın. Ben üzerine hani danışmanlığını yapabilirim ya da işte katkıda bulunabilirim. Daha beni rahatlatır ve daha sonuca gitmekte daha başarılı olur ben de çok mükemmeliyetçi bir insanım <laughs> yavaş yavaş bu beni kırdı ama gelecek günde kırdı çünkü şey tabii, diyorsun tabii. yani bunu yapacak yok e ben çok yapmak istiyorum bunu izlemişim bir daha yapalım tabii ve tabii. yaparken de o öyle oldu mesela bazı şeyleri yanlış çevirdiğimiz oldu. chatten canlı yayının güzelliği Normal. orada bizi düzelttiler youtube kaydında da söyledik Normal. bir sonraki bölümde düzelttik ee, yani birazcık mecburen işi bize oraya mesela Burak Çankaya gelecek günden öteki kurucusu ikimiz kurduk o da elektronik yüksek mühendisi o. Şimdi o mesela diyorum ki yani kendi alanında güneş panelleri Burak diyorum bir yayın yapsana yani açmışız kaç ay olmuş bölümü ben psikoloji yayınları yapıyorum deli gibi Ya anlatsana <laughs> yok diyor işte ya hata yaparsam ya yanlış bir şey söylersen falan zarla zorla onu Normal. şey yaparak şimdi yapıyor hata da yapıyor ama şeyin güzelliği Levent abi mesela Twitch'te kimin izlediğini bilmiyoruz ki bazen doktor izliyor bizi Tabii. bizden Tabii. daha iyi bilen Tabii. biri diyor ki hayır o öyle değil biz de hemen diyoruz ki evet. kaynak. Bizim emojilerimizden biri de kaynak. Kendimize özel emojilerimiz var. <laughs> Abonelerin kullan, Bak şöyle atayım görsünler. Şöyle bir şeyimiz var yani. Kaynak sorduğumuz. Ondan sonra ya da böyle çok saçma bir soru gelirse zırva diyebiliyoruz. Celal Şengör'ün şeyiyle. Şimdi bunu sorarak böyle <laughs> hani biz de izleyiciden öğreniyoruz aslında. Hani onu tabii, hiçbir tabii, şekilde tabii, şey yapmamak tabii. lazım. Peki tabii. burada... Çünkü ha. Her, herkese erişiyorsun. Gerçekten hani... E çok uzman birisi de izliyor olabilir. Tabii <laughs> korku korkutmuyor değil yani. O bir o, o his Tabii çok ki. anlaşılabilir bir his. Ee, şöyle şimdi şunu soralım. Tekno Seyir'de işlerin var. Bunları yapıyorsun bunu biliyoruz. Evet. Ee, teknoloji canımızda. Evet. Benim duyduğum gündemlerde bilim kurguyla ilgilisin ve eski uçaklarla ilgilisin. O... Başka neler var veya bilmediğimiz? <laughs> Ya bilim kurgu işte zaten hani edebiyat mezunuyum ama edebiyat fakültesinde bilim kurgunun yeri, hani olması lazım ama yok hani o ayrı bir tartışma konusudur. Post-postmodern bir çabadır diyerek Vay. dikkate bile almıyorlardı akademik kadro dikkate bile almıyordu tartışılır o hani ne kadar doğru yapıyorlar tartışılır ama öyleydi ben de o şeyi yıkamadım o kuralları yıkamadım. Hı. Ee, ama hani e, bilim kurgu benim için o klasik e, Jules Verne'den falan başlayarak okumaya başlayarak bir tutku çünkü genel olarak benim e, sıradan şeylerden çok çabuk sıkılma huyum var hmm. bilim kurgu da e, fantastik şeyler olduğu için bir daha bir insanı düşünmeye e, şey ittiği için. Belki de tabii bilim kurgu falan genelde bunlara bir şey de kaçış edebiyatı derler. Evet, escape. Hani eski, belki de ya. belki de bu <laughs> yaşadığımız dünyanın sıkıcılığından e, kaçış için e, bana cazip geldi. Hani ilk başta işte o jürbenleri falan okuyarak başladık. E, sonra hani biraz daha e, İngilizce'de biraz gelişince daha hani e, orijinalinden e, Türkiye'de basılmamış eserleri okuyarak falan bir bayağı bir şey birikim oluştu. Bir yaşamımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Sadece bilim kurgu okuyor değilim. Fantastik de o Ama, zaman okuyorsun. E, yok fantastik pek ha. okumuyorum. Hı. Pek Okumuyorum. Hani hatta şeye çok ben e, itirazım var. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatı falan diye birliği yani, aynı şey konur ya. Aynı da konur ya benim biraz ona itirazım var. Çünkü bilim kurgunun adında bilim var. Hı, hı. Bilim kurgunun biraz sorumlulukları var. Şimdi mesela günümüzde televizyonda izlenen ve bilim kurgu denilen çoğu şey aslında bilim kurgu değil. Mesela Star Wars bilim kurgu değil. Hmm. Star Wars ben uzay filmi diyorum. Hmm. Onun literatürde biliyorsunuz Space Opera diye geçer. Hmm. Ben ben uzay filmi diyorum. Star ya Wars basit, harika he. bir şey. Hmm aslına bakarsanız Star Wars'ta ne var? Uzay büyücüleri var. Adam elinden büyü yapıyor eliyle. Ee, şeyi kaldırıyor, taşı kaldırıyor, elektrik çıkartıyor içinden. Şövalyeler var, kılıçlarla savaşıyorlar. Star Wars fantezi aslında. Yani, evet. Uzay, uçaklarla gitmelerini düşünme. Hı At, yerine yani uçağa biniyorlar. Ee, bilim kurgunun ben tabii bilim kurguda şöyle bir şey var. Bilim kurgu işte herkesin kendine yakışanı giymesi gibi bir şey. Hani herkes kendine göre bir bilim kurgu kur, Evet ara kurgu şeyleri mi yapıyor. var yani? Hani mesela bir de öyle bir şey diyorum böyle hard science fiction tabii, falan görüşler benim. Tabii. Şeyler Şimdi şöyle mesela işte kimi bilim kurgu yazarı şeyi kabul etmiyor. İşte nasıl ışık hızını geçiyorlar, neye atlıyorlar, öbür gezegene ulaşıyorlar. Şimdi drive, i̇şte bu Star Trek'teki evet. falan. Evet. Şimdi kimi bilim kurgu yazarı diyor ki böyle şeyler uydurmayacaksın kardeşim. Var mı şu anda hani böyle bir teknoloji yok? Dolayısıyla sen de uydurmayacaksın kaçından işte warp'a geçti. 5 warp hızıyla gitti. Yok diyor öyle. Öyle <laughs> bir şey diyor yok bir yere öyle şey, diyor Yani ha. Ha. öyle bir şey olmayacak diyor. Şimdi kimi bilim kurgu yazarı daha Geniş bakıyor hani ya tamam orada da şeyle gitsinler işte Warp hızıyla gitsinler hani onu da çok karıştırma daha biraz daha şey önemsiyor hani anlatıyı önemsiyor hani o araç hani onu da çok kafaya takma tamam ışıklarınızla gittiler işte bunlar farklı yaklaşımlar ee, aynı şeye hikaye şey de var mesela Cevdet hani uzayı uçağı şey uzay gemisi ışık hızı lazeri olmayan bilim kurgu da var. Tabii. Yani mesela evet. ıı, ne diyebilirim işte Cyberpunk ıı, falan olayları bilim kurgu mu katılır yoksa tabii nasıl ki, katılır? Tabii ki tabii ki aslında bilim kurgunun alt türü. Bak şimdi Neden ben da mesela veriyorum. teknoloji var. Wikipedia sayfası buldum şeyle ilgili bilim kurgu ile sub diyor. Mesela orada işte biopunk bio diyor, cyberpunk, dieselpunk ondan sonra tabii climate ki. fiction, tabii garip ki. space opera tabii. yalnız Bak kızacaksın. Space Operayı şeyin altına almış Wikipedia'da. de kim yazdıysa bunu. bunun <laughs> <laughs> ee, içinde steampunk. Ha, o steampunk'tı bu. Hani e, ama hani şeyle revolverle ateş ediyor hani falan böyle evet, evet. şeyler var. Evet, evet. Evet, var ya şey açıkçası şöyle aslında çok da bu kategorizasyon çabası çabası birazcık hmm. ben beyhude bir çaba olarak görüyorum ya da çok gerekli değil diye görüyorum. Hmm. E, çünkü şeydir. Hani e, her romanı ayrı kategori açman gerekir. Evet. Bu kadar ince evet. çalışırsan üzerinde. Ee, o yüzden e, çok da gerekli değil. Ama şeyin cevabı yok. Ne bilim kurgu ne değil. Ha, ha Ben ben kendi tanımımı yapıyorum. Ben diyorum ki kardeşim bilim de olacak, kurgu da olacak. Ha. Bilim yoksa fantazi olur. Bir şeye hani, dayandıracak e, ya bir teoriye. Öyle Hı -hı. öyle. Ee, bilim mutlaka olması lazım. Ama fiction zaten kurgu tamam bu bir bilimsel makale değil. Bir Fiction zaten bir kurgu anlatılıyor ama bunun ayaklarının bir yere basması lazım. Ha şeyde çok e, katı değilim açıkçası. Yani evet ışıktan işte hızlı gidebilir. Bir şekilde gidiyor. Bilmem ne kristaliyle gidiyor. Hı hı. Tamam e, şey olmadıkça. Fizik kanunlarını, evrenin kanunlarını aşmadıkça şey yapabilirim. Bunları hani birazcık sağlayabilirim aklımda. Çünkü birazcık şeye önem veriyorum. Bilim kurgunun bence işlevlerinden birisi hani İngilizce what if diyorlar ya böyle olsa nasıl olurdu? Mesela... Düşünce deneyi yaptırıyor insanlara yani bilimde tabii, çok tabii. önemli Şimdi, bir yeri var bunun çok e, büyük üstadlardan, benim gözümde üstadların üstadı hep bahsettiğim Philip K. Dick. Çünkü Philip K. Dick mesela Man in the High Castle. Diyor ki ya İkinci Dünya Savaşı'nı Dünya savaşına Amerika kaybetse nasıl olurdu? What if? Hı hı. Bunu soruyor. Dizisini beğendin onu ee, mi onun? E, ha, yok. Bir ya olarak. ben, o, ben onun kitabın da hayranı değilim açıkçası. Hı. Ben e, PKD büyük hayranıyım ama ben nedense o roman şey sayılır hani en böyle şaheser en büyük romanlarından biri sayılır benim yıldızım barışmadı onunla dizisinde de çok ısınamadım ama oradaki şey önemli işte orada mesela öyle uzay gemileri, lazerler, robotlar, androidler falan yok Hı. ama şeyi soruyor adam ya İkinci dünya savaşı'nı Amerika kaybetseydi Almanlar tarafından işgal edilseydi ne olurdu ne olur ne olurdu? Bilim kurgunun böyle bir seni tahrik etme görevi var bence. Bu böyle olsa ne olurdu? İşte insan robotlar insan gibi olsa ne olurdu? Evet. İnsanlar şey robotlar insan kalitesine diyeyim üretim kalitesine gelip de biz insanlarla eşit olmak istiyoruz, biz de insan olmak istiyoruz deseler evet. ne olurdu? Ya da şey insanlar robotlaşmaya başlasa ne olurdu? Çünkü şöyle bir şey var biz. Geçmişte Murat'la da bir sohbetimizde dile getirmiştik. Şimdi şey Cevdet hani şimdi koluna bir şey olduğunda protez kol taktığın takmana hiç kimse bir şey demez. Hani ne güzel hani adam, protez kollu hayatına devam ediyor. Gözünü aynı şekilde işte katarak ameliyatı oluyorsun. Ben oldum gözünün mer organik merceğini çıkartıyorlar, plastik mercek koyuyorlar yerine. Tamam sağ olasın hani devam ediyorsun hayatına. Bir organını, birkaç organını yapayla değiştirmende şu anda hiçbir sorun yok. Ama bir gün şey olacak. O mesela yapay göz o kadar normal gözden daha üstün olacak. Mesela fotoğraf çekebilecek, zoom yapabilecek falan. Ve ben şey yapacağım. Mesela normal sağlıklı gözümü gidip diyeceğim ki doktora çıkar benim gözümü mekanik göz tak. Bu sefer şey başlayacak. Bu hani bilim kurgu filmlerinde falan klişedir. Ee, sorgulayacak başka insanlar beni yargılamaya başlayacak. Organik gözünü söktürdü mekanik daha iyi diye. İyi mi ya öyle olur mu falan diyecekler. E sonra hani belki gideceğim kalbi çıkarttıracağım. Diyeceğim ki ya bana o mekanik kalp takın. Çünkü işte performansı ayarlanabiliyor. 100 metreyi 5 saniyede koşturuyor bilmem ne. Diyecekler ki hani sağlam kalbini çıkartacağız, tamam hani yapın diyeceğim. İşte bu zaman tartışmalar başlayacak böyle olduğunda. Transhumanizm ee, denen muhabbet aslında. Doğru tabi doğru mu yaptın? hani organiyi çıkartıyorsun sen şimdi insan sayılır mısın kalbini mekanik kart taktırdın organiği de attın sağlam olduğu halde iyi mi yaptın şeyin azaldı mı insanlığın azaldı mı? Ee, yarın öbürsü gün işte bilmem ne kıtlıkta bilmem ne sırası beklerken de sana belki diyecekler ki sen bekleme. Senin hakkın yok mu falan. Bunlar hep filmlerde bu tür şeyler de o var. O vadifleri sormak evet. aslında e, bilim insanlarının hani şimdi şey, kurgu dedik ya ha, pardon sözünü kestim. Ha yok yok hani işte evet bilim kurgu bunları soruyor. Bilim kurgu çünkü işte bunları bir kurguya yerleştirip e, şey yapıyor. Bunu bir öykü haline getirip izleyenin aslında belki de okuyanın hani bu aslında bu soruları belki de fark etmeden düşüneceği bir anlatıya dönüştürüyor. Sana güzel güzel bunu düşündürüyor ya da düşünmesen bile şeyi sağlıyor Cevdet. Ya bu da olabilir hani. Hı. Bu da, da bir şey ihtimal olabilir. yani hani Belki hani insanların yanında robotlar da sokaklarda dolaşıyor olabilir. Hani en azından onu hazırlıyor, ona hazırlıyor insanları. Böyle bir şey de var, bir kapı açıyor. Üzerinde çok düşünmese bile izleyen, okuyan bunu böyle bir şey olabilir. Bunu, bununla karşılaşıyor. Ee, bence evet en büyük şeyi bu soruları sorması. Tabii şey sorular da var. Şimdi ben mesela real bir konuyu şey yaptım. Şimdi e, Stanislav Lem'in Yine büyük usta, ustalardan Stanislav Lem'in Solaris diye bir romanı var. Ne yazık ki biz Solaris'i hiçbirimiz tam olarak okuyup anlayabilmiş değiliz. Çünkü Solaris'in biz e, bu Rus, Polonya falan eserlerini tabii önce İngilizce'ye çevriliyor. Biz genelde Türkiye'ye İngilizce çevirisinden e, çevrilmişini okuyoruz. Genelde her zaman değil Mesela Solaris'te şöyle bir sorun var. Solaris'in düzgün bir İngilizce çevirisi yok. Stanislaw Lem'in kendisi Leciden yapılmış doğru çevirmemiş. Şey. Evet, reddetmiş durumda. Dolayısıyla biz şu anda suyunun suyu, hem de kötü yapılmış bir suyunun suyunu hmm. şey yapıyoruz. Okuyarak anlamaya çalışıyoruz. Ama orada şöyle bir şey var. Mesela yine benim en büyük hayranı olduğum isimlerden birisi ki bilim kurgu değildir aslında, o ayrı bir tartışma. Ray Bradbury, hmm. Ray Bradbury, Martian Chronicles* öykü dizisinde, romanında diyeyim ama o bir öykülerden oluşan bir romandır. Hmm. Orada Stanisław Lem'in *Solaris'te* sordu, bir kitap boyunca anlattığı sorduğu soruyu bir öyküde bir kelimeyle, bir cümleyle soruyor. Şimdi o öyküde şöyle bir şey vardır, bir sahne vardır. İnsanlar Mars'a yerleşiyor. Mars'ta ama Mars'ta Marslılar var. İnsanlar hani eee. işgalci durumundalar. Mars'ta zaten uygarlık var, Marslılar var. İnsanlar paldır küldür buraya geliyorlar. Aynı Amerika'ya beyaz insanların Amerika'ya gelmesi gibi. İşte bir beraberlerinde hastalıklarını getirip, sorunlarını getirip, savaşlığını getirip, bunalımlarını getirip Mars'a yerleşiyorlar. Marslılar savaşçı tipler değil, pasif tipler. Hani onlar insanları uzaktan seyrediyor, anlamaya çalışıyor falan filan. Şey var, Marslılar insanların düşüncelerini, hatıralarını okuyabiliyor. Kendilerini öyle gösterebiliyor. Bir gün şey var mesela, bir yaşlı çiftin, Mars'ta yaşlı bir çiftin kapısı çalınıyor. Şey gelmiş, 50 yıl önce çocuk yaşta kaybettikleri çocukları kapıda. Şimdi ikisi de, yaşlı çiftin ikisi de şeyi anlıyor. Bu uzaylı aslında, hani Marslı. Hmm. Ama hani o öyle, kendini öyle gösteriyor. Onların kafalarındaki hatıralardan kendilerini kendini öyle gösteriyor. Hmm. İkisi de anlıyorlar böyle olduğunu ama içeri alıyorlar. Hmm. Çünkü Ray Bradbury diyor ki, gerçeğine ulaşamıyorsan hayali hayali de şeydir. It, yedir. Fake it till you make it gibi bir şey olur. Evet, evet, evet. If you can get the real thing, <laughs> a dream is just as well gibi bir cümlesi var. Şimdi aslında Stanislav'in Stanislav, in, Stanislav in de Solaris'te söylediği bu. Solaris'te de ne yapıyor adam? Bakıyor orada da bir gezegen insanların düşünce uzay üstündeki insanların düşüncelerini kullanarak hayaller gösteriyor onlara. Hmm. Ve orada da ne var? Adam işte Uzay üstünde çalışıyor, ediyor, bakıyor yan odada şey var. Dünyada bıraktığı bilmem kaç yıldır görmediği karısı yan odada. O da şeyi anlıyor. Aslında o o değil. Hmm. O da anlıyor ama orada da şeyi sorguluyor. Ya bu aslında bir uzay ben bir hayal görüyorum. Bu bir belki bir dünya şeyi uzaylı bir o gezegenden bir varlık bilmem ne. Hmm. Ama şey mi hani? Ya ne güzel hoş gelmişsin karıcığım diye hayata devam devam da edebilir bu şekilde hayatına. Ya da onu işte atabilir uzay üstünden dışarıya. Ve tabii bu şey oluyor hani bunun yarattığı parçalanma, bunun yarattığı çelişki. Ee, işte şey hani bunlar e, şimdi dünyada e, normal karakterlerle şeylerle roman şey yazdığında e, tabii fizik kanunlarıyla şeyle sınırlısın yaşadığımız olaylarla, dünyayla, şeyle sınırlısın. Ee, olayı uzaya taşıyınca, başka gezegenlere, başka zamanlara, yıldızların ötesine taşıyınca böyle farklı sorular sorabiliyorsun. Daha farklı şekilde insanların çok o düşünce mekanizmasını... Yani, çok açık sorular edin. bunlar ya. Tabii o düşünce şeyini, insanların düşünce havuzunu karıştırmak amaç. Bilim kurgu bunu, bunu sağlıyor. Tabii şey de olmuş geçmişte. Mesela bilim kurgu bazen ne olmuş? Adam kendi Rusya'da adam şeyi yazamamış. Kendi yaşadığı günlük sorunlarını hmm. devletten Sen devletten söyledim, yaşadığı şey bilmem ne işte o ortamın sorunlarını yaza, yaz, yazamamış. Dolayısıyla şey diye yazmış İşte bilmem ne gezegeni diye yazmış. Hmm. Aslında yazdığı şey günlük hayatı günlük yaşadığı sorunlar kapıdan dışarıda camdan dışarıda gördükleri bunalım. Hmm. Ama ne yapsın başka gitmesin diye demiş ki işte bilmem ne de gezegeninde oluyor bu olaylar. Demiş. <laughs> Ale alegori biliyorlardı ona. Alegori sansürü, evet, sansürü aşmış böylece. Hmm. Hani e, böyle açılımları da var. E, aslında belki İsviçre çakısı gibi çok yönlü bir araç. Hmm. Nasıl istersen kullanıyorsun. Ya bu... Tabii ki şey olarak da kullanabilirsin. Sadece bir eğlence kardeşim. Uzayda hmm. savaşıyoruz işte şeyle beyazlarla siyahlar savaşıyor. Şimdi sen tamam, eğlenceli. Borsa öyle deyince e, gamsızızlar... kızdılar mı? Yok yok, kızmadılar da gamsızma cevap hakkı doğdu yazmışlar böyle espriyle e, e, Bekleriz. <laughs> vallahi onu şey, şimdi şöyle e, dediğin gibi birçok ben bunları hem çakı gibi bakabilirsin, ben de katman gibi bakıyorum. Yani benim gözüm kaç kaç derin katmanı layer'ı görüyor. Yani ilk dış tabii. katmanı eğlence izlersin, güzel vakit geçirirsin. Tabii. Mesela film okumaları derler ya böyle. Bizim bir evet, em, evet. psikoloji bölümünde <laughs> bir hocamızın dersi vardı. E, analyzing Cinematic Characters diye. Sinematik e, karakterlerin evet. analizi gibi. Bu psikanaliz ekolünden tabi Her hafta bir film ödevi veriyor. Gidiyoruz. Hatta bir tanesi gittik. Sinemana sinemada izledik. Sonra da bunlarındaki karakterleri işte o haftanın bir analitik teorisyen yani sadece Freud yok orada tabii işte Adler var Jung var tabii. Hay var vesaire. Bunlarla e, analiz edip bir quiz yaptırmış. Değişik bir dersti. Şimdi mesela orada gördük ki ya, filmi hiç bilmesen izlersin, geçersin. Yani en dış katmanı bu. Tabii, bir derin tabii. katmanı var. Daha derin katmanlar o senin aslında karşı tarafın alabildiği hani telsiz de öyledir ya hangi frekanstasın sen onu duyarsın. Tabii tabii. Böyle bir durumu da var benim kurgunun dediğin gibi. E, şeyde bir Tabii ki bir şey soracaktım sana şimdi. bu dönemlerde çok akmiş olacağını bekleriz, değil mi yani hani insanlar bu dünyada değil başka bir alternatif tarihte alternatif dünyada yaşamak ister bilmiyorum hani böyle bir, bir araştırmayı yaparsa... ama orada Cevdet şöyle bir tersine işleyen bir mekanizma var Hı. insanlar e, harıl harıl hastalık filmi Hı. salgın hastalık filmi epidemik filmi bilmem ne oy, oyunu filmi bunları arıyor bundan kaçan Hikayeleri aramıyorlar. İlk Oradaki mekanizmayı bir ben anlamıyorum var aslında. Ben <laughs> şöyle açıklamaya çalışayım onu. Yüzde yüz tabi değil tahmin bu ama şöyle bir fonksiyonu olabilir onun evet. belirsizlik bizde kaygı yaratan bir şey. Yani insan beyni Doğru. garantili yaşamak istiyor. Biz evet. bir gün sonra güneş doğacağını bilmek istiyor. Ne bileyim yemeğin evet. ne olacağını. Biz bu gel belirsizlik olmadığında bazı insanlar buna tamamen kaçarak başa çıkıyor. Bazıları da daha çok bilgi alayım. Madem bilgisizlik yani madem belirsiz, daha çok şey öğreneyim gibi. Filmleri izlemek de bu olabilir. Ya orada ne olmuş? Onlar çözmüş. Belki kendini onunla eşleştiriyor ve filmin sonunda e, salgını yendiklerinde mutlu oluyor. Hani atıyorum işte bu veya belki ye, yenilebil yenilebiliyormuş onu görüyor evet, belki Evet onu görüyor ya da neler yaşayacağını kendimi hazırlayayım diyor bak bir gün gelir işte marketler boşalır falan işte bu post apokaliptik şeyler olur belki de onu onu evet. veriyor olabilir moduna göre yani başa çıkma moduna göre insanın e, değişebilir Şeyi demiş birisi ya onu soracaktım ben arada öyle güzel anlatıyorsun ki Levent yani abi giremiyorum oraya. şey <laughs> Senin bu İstanbul Üniversitesi'ndeki bitirme tezin Yüzüklerin Efendisi ile ilgiliymiş diyor. Ya bir e, bitirme tezi demeyelim. Ben sonuçta lisans mezunuyum. Hı. Yüksek lisans mezunu değilim de bir bitirme üzerine iki tane çalışma yaptım. Bir tanesi Wilfred Hı. Owen diye bir genç yaşta ölen bir şairin e, bir şiiri üzerine bir şeylerdi. E, Wilfred Owen e, 24 yaşında. Wilfred Owen bir savaş şairi diye geçiyor. Hı. Çünkü adam cepheden Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden şiirler yazıyor. Öyle oturduğu yerden değil. Ve ben şeyi birazcık karşılaştırmıştım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de işte büyük şairler var. Thomas Hardy falan. Adam böyle malikanesinin cep bahçesinde yazıyor şiiri. Haydi gençler işte sal, sal. Haydi gençler saldıralım, işte kraliçeyi koruyalım falan filan. Ama bunu yazarken malikanenin bahçesinde yazıyor. Wilfred Owen cephede gırtlağına kadar çamurun bokun içinde adam. 24 yaşında onun yazdığı şiirler var o hiç öyle değil o diyor ki ya bizi diyor böyle işte vatan millet bilmem ne dediler getirdiler buraya biz ölüyoruz burada diyor çamurun içinde ölüyoruz diyor. Hmm. Ve şey diyor hani bunlar boş iş diyor işte böyle gidin işte vatanı kurtarın dinlemle kraliçeyi omuzlarınızda taşıyın. Hmm. Yalan bunlar diyor bunlar büyük yüzyıllık yalanlar diyor. Ve çünkü dedim ya adam bunu söylerken gırtlağına kadar çamurun içinde ve ölüyor. Savaştan da gelemiyor. Adam e, Wilfred Owen şeyde ölüyor. E, barışın ilan edildiği gün mü ne ölüyor? Öyle bir çok da Ölümü trajik bir şey var. Yani, yani e, ölüm haberi şeyle geliyor. Yani e, savaş e, bitti ateşkes haberiyle eş zamanlı mı ne geliyor onun ölüm haberi. Hmm. Adam hmm. dolayısıyla. Ben bu zıtlığı üzerine çok kafa yormuştum. Lord of the Rings Lord of the Rings benim bir merakım. Ee, ben 91 yılında Lord of the Rings'i lise İngilizcesiyle okumaya çalıştım, okudum diyeyim. Hadi ne kadar o zaman o kadarlık okuyabildim. O zamanlar tabii filmi milmi yoktu. Açıkçası pek bilen yoktu. Ee, benim teknik üniversitede hazırlık okudum ben teknik üniversitede. Birazcık İngilizce konusunda bilenmeyi o sağladı. Evet. Ee, orada benim öğretmenim Amerikalı bir hanım öğretmenimdi. O kadının uzmanlığıydı Lord of the Ring. Dolayısıyla yani, ben Tolkien her olay... falan var. Evet. Çok ilginç yani. Öyle. Tolkien Scholar Öyle. diye bir şey var ee, o dünyada. Tabii, tabii. Ben orada hani şeyde okuduk okuduklarımı onunla tartışıyordum, öğreniyordum, soruyordum falan. Ee, bayağı bir bilgi ediniyordum. Çünkü o zaman hani Türkiye'de internet de yok. Ee, bayağı bir bilgi ediniyordum, Bayağı bir e, şey elde ettim, ee, şeyi okudum çünkü mesela işte Lord of the Rings'in 170 tanemine farklı yorumu var, Oo. hepsi yayınlanmış böyle. Çünkü nereye çekersen hani şey yapıyorsun canım işte orklara şey diyorsun işte Or bu orklar aslında Araplar diyorsun o tamam bir kitap çıkıyor orklar, yok Türkler efendim Arap yani. ha işte ha Türkler diyorsun işte bilmem ne Ara, Afrikalılar diyorsun falan bir yorum bir yorum çıkıyor yani şeyde 20 sene önce, 30 sene önce 170 tane yorum vardı böyle. Bunların da bazılarını okudum, bulabildiklerimi okudum. Hı hı. Kendimi geliştirdim. Dolayısıyla hani üniversitede de şey yaptım. Hani lo, o meseleyi Lord of the Rings'e falan şey olduğundan kendim güçlü olduğum ama kendi sahama çektim, çektim fırsat olduğunda konuyu. Ya yani yine <laughs> oradaki işte şeylerle alakalı açıkçası çok fazla hatırlamıyorum. Bir iki tane de şeyle ilgili yazdığım, süper kahramanlarla ilgili yazdığım öyle çalışma vardı. <laughs> ee, şeyde bulurum. <laughs> Arar bulup çıkartırım. Valla yayınlanabiliyorsa bulur. bizim kaynak şeyimize koyalım. Yani, okusunlar pdf'ini. Valla ee... bulursam çünkü tezlerde ee, şey. ambargo oluyor. Bizim benimkinde Tabii. var mesela ben koyamıyorum direkt. Benimki benimki ödev. Te, Tezli ödevse ödev, vallahi ödev. bulursan çok güzel olur. Ben merak ettim. Tamam. Ee, ben de acı aslında bir Lord of the Rings deli gibi fanıyım. Hani bir şey diyemiyorum. scholar'ı bir şeyse edebiyatını biliyorum diyemiyorum ama hani trivia'larda falan iddialıyım yani şey yaparım <laughs> <laughs> yener yani diğer arkadaşlarıma Murat Hoca kadar di. Murat sönmezden bahsedeyim Siz zaten yayın yapacaksınız, evet, hani oraya evet. da şey yapalım evet. ama. Ben şeyini evet. istiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin psikolojisini incelemek. Yani şey değil Tolkien alegoriden sevmediğini söylüyor. Yani bunu diyor kısaca orku ben ork bu diyor. Yani orku bir şeye benzetmeyin. Evet. Nazlı evet, uçağa benzetmeyin şey diyor. Adam sevmiyor evet. bunu. O 170 küsür tane yorum var demiştim. Orada Hı. evet kendisi adam diyor ki yok öyle bir şey. Hani Hı. işte orklar Yaşarken de işte, Türkler, yazılıyor değil mi bunlar de. çünkü. Tabii Orken tabii tabii yani. yaşadığı sürece sen aslında şunu mu onu söylerken şunu mu söylemek istediğin şeyi var adam ya yok diyor. Bu diyor işte öykü diyor. Ben diyor. Hobbit'i çocukları mı diyor Çocuklarımı diyor eğlendirmek için Hı. yazdım. Ya da işte uydurdum diyeyim yazdım. Hmm. Lord of the Rings'de kendim yani sizleri kendimi eğlendirmek için yazdım. Evet. Ama işte şey de böyle. Mesela düğün biliyorsun Frank Herbert. Hmm. Dune'un da böyle yorumları var. İşte o aslında işte gezegen Orta Doğu'ymuş. fremenler hmm. oranın yerli halkı, Arap halkı, bilmem ne. Harkonnen aslında şu falan. Öyle bir şey de yorumlar var. Öyle hani e, tuvalette uydurulan komplo teorileri gibi değil. <laughs> saygın hani dikkat dikkate alınması gereken çok güzel değerlendirmeler var. Ama işte dediğim gibi şey e, ya şimdi ben e, lisedeyken edebiyat dersinde bir şeye çok itiraz ederdim. Ya yani edemezdim tabii e, öğretmenden, korkumdan ve içimden şeye çok kızardım. Şimdi şiirler yorumlanırdı. Hı -hı. Orada denirdi ki işte şu şöyle işte şurada yok aslında kalem değil kale işte yarın bilmem ne he, saçının he. şeyidir. Ben şey diye içimden haykırıyordum. Ya ulan adam kalem demek ya bazen kalem bazen he. sadece kalemdir. Freud'un öyle bir şey var. Bazen hat, bir pro sadece hat, bir, produr bir produr yani. Evet evet yani burada da bazen o hilal şey değildir kaş değildir belki de o hilal. İçimden tabii bunu şey yapardım. İçimden haykırırdım dışarı vuramazdım. Sonra ama şeyi gördüm. Tabii ki evet. Bazen işte bazı böyle yapı Lego parçası gibi parçalar var. Hani bunu edebiyat fakültesinde İngiliz edebiyatında işte oradaki şiirleri falan yorumlarken orada fark ettim. Evet bazı şeyler Lego parçası hı. gibi. Koyuyorsun. Yani o yay hep öyleli oluyor. Hı hı. Ama hani şeyde evet bir filmi Kitabı, şiiri falan yorumlarken hala şey acısını çekiyorum. Ya belki şeydir adam o klişelere dahil olmak istememiştir. Evet. Yani işte sadece purodur yani illa ki bir fırının şey yani ya. ork orktur evet. belki yani adam. Yani. yani. Olandan sıkılmıştır belki.